Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Aya köftesi yapıyoruz. Aya köftesi zor gibi, zahmetli gibi görünse de köfte yoğurma aşamasından dolayı aslında öyle değil. Bulguru suda beklettiğimiz için kolaylıkla hamuru yoğurabiliyoruz. 5 çaylarınızda, akşam ara sıcaklarınızda, hatta kahvaltıda bile sıklıkla tüketilen nefis bir tariftir. Evet, şimdi tarifimize geçiyoruz. Ve 3 çay bardağı ince bulgurumuzu hafif ıslatıyoruz. Çok fazla ıslatmayalım ki hamurumuz cıvık olmasın. Hafif ıslatıp 1 saat beklettikten sonra 1 adet küçük soğanı ince ince doğrayıp ekledim. 1 tatlı kaşığı tuzumu, 1 yemek kaşığı isotumu, 1 yemek kaşığı da salçamı ekleyip öncelikle soğanımı malzemelerle iyice ovuyorum ki soğanlar ezilsin. Olduktan sonra köftemi yoğurmaya başlıyorum bu şekilde. Biberi damak zevkinize göre azaltabilirsiniz. Benim salçam ev salçası olduğu için 1 yemek kaşığı kullandım. Hazır salça kullanıyorsanız 1,5 yemek kaşığı kullanırsınız. Köfte yoğurur gibi iyice yoğuruyoruz. Yaklaşık yarım saat mutlaka yoğurmamız gerekiyor bu şekilde. Ne kadar iyi yoğurursanız aya köfteniz o kadar güzel olacaktır. Yani kızarttığınız zaman dağılma falan olmayacaktır. Onun için yoğurma işlemi önemli. Aslında öyle bir yemek ki günün her saatinde yenilebiliyor. Akşam yemeklerin yanına eşlik edebiliyor. Öğlen yemeklerin yanında olabiliyor. Sabah kahvaltıda yenilebiliyor. 5 çaylarında misafirlerinize çok güzel ikram edebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Bu şekilde iyice yoğurduktan sonra 1 çay bardağı unumu ekledim ve 1 adet yumurtamı ekledim. Elimi ıslata ıslata hamurumu yoğuruyorum ki kıvamı elimden gitmesin, hani kıvamını yakalayabileyim. Çok sıvı da olmasın, çok kuru da olmasın. Elinizi hafif hafif ıslata ıslata hamurunuzu yoğurup macun kıvamına gelen hamurumuzu yoğuruyoruz bu şekilde, gördüğünüz gibi. Eğer hamurunuz cıvık olursa birazcık un ekleyip biraz un ilavesi yapabilirsiniz tekrardan. Elimizi hafif ıslatarak mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle inceltiyoruz, gördüğünüz gibi videoda da. Avuçlarımızın ortasıyla bastırıp inceltiyoruz. Bu şekilde. Yaklaşık ben büyük yaptım biraz. Biraz daha küçültebilirsiniz. Küçük boy daha güzel olur. Videoda olacağı için biraz daha büyüttüm. Çünkü orijinali büyük oluyor. Biz şu an yaptığımız zaman küçültüyoruz. Toplamda 14 adet aya köftesi çıktı bu malzemelerden. Küçültürseniz 20 adete kadar da çıkabilir. İyice kızdırdığımız yağın içerisine köftelerimizi alıyoruz. Yumurta koyduğumuz için yağ çok fazla, yağ da içine çekmeyecek. Evet, bir tarafı kızdıktan sonra çeviriyoruz. Diğer tarafını da kızartıyoruz. Diğer tarafı daha çabuk kızarıyor. Kağıt havlu serdiğimiz tabağımıza alıyoruz. Kalan yağını da çeksin diye. Yağda kızartıldığı için kızartma hissi verse de aslında çok yağlı olmuyor, içinde yumurta olduğu için yumurta yağı çekmiyor. Onun için de çok fazla yağlı olmuyor. Evet, gördüğünüz gibi aya köftelerimiz hazır. Yanına da çayımızı hazırladık. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.